Bir olacağız. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Maşallah. Şimdiden 2023'ü çok farklı görüyorum. Başkanı ben, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Nurhan Alim. Gençlik ve Spor Bakanımız. Kanalımıza teşrif ettiler. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili başkanım. AK Parti. Önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanlarımıza, Sayın Fatma Gülden ve Sarı Hanımefendi Hanımıza da Sayın Bakanım hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Değerli basın mensupları çok teşekkür ediyoruz. Kongremizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Üzere aşağıda isimleri yazılı adayları arz ve teklif ederiz. Divan Başkanı Nurhan Alim, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi. Behiye Çakmak, Saffet Sarıcan, Saadet Şeker. Önerenler. Hazır mıyız değerli hanım kardeşlerim? Kadınlarımızın alın teriyle yoğrulmuştur değerli kardeşlerim. Vatan sevdasıyla çıktı. 19 yıldan önceki Türkiye var. Onu bazı genç arkadaşlarımız belki yaşamadılar, bilmiyorlar. İyi ki bilmiyorlar. Bir Şubat ayındayız. Şubat ayı bize güzel şeyler hatırlatmıyor maalesef, değerli gençler. Bugün kadın kollarımızın kongresinde bahsetmek istemiyorum ama bunları bilmemiz lazım. Şubat ayı bize kadınlarımızın ötekileştirildiğini hatırlatıyor. Kadınlarımıza eziyeti hatırlatıyor. Ayıştırmayı hatırlatıyor. Ve hamdolsun geldiğimiz nokta itibariyle o gün o zulmün, o vesayetin 1000 yıl süreceğini iddia edenler, haykıranlar bugün tarihin derin yapraklarına gömüldüler. İşte Recep Tayyip Erdoğan. İşte bugün Türkiye'nin en yeni stadını, en modern stadını Adana'mız için hizmete almanın heyecanını yaşıyoruz, gururunu yaşıyoruz. Adana'mız için değerli gençlerimiz, spor camiamız ve tüm ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve hamdolsun her alanda olduğu gibi ekonomisiyle, sağlığıyla, eğitimiyle, sanayisiyle her alanda olduğu gibi gençlik ve spor yatırımlarında da yine Adana'mızı, Adana'mızın ilçelerini mahallelerine kadar, beldelerine kadar kalkındırmanın, ihya etmenin ve inşa etmenin de heyecanını yaşıyoruz. Ve inşallah Adana'mızda az önce önemli bir toplantıyı da gerçekleştirdik. Gençlerimize bir müjdem var. Adana'mızda bir yıl içerisinde gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak. Bunu da bu vesileyle müjdelemek istiyorum. Ve yine aynı heyecanla tüm imkanlarımızla, yurtlarımızla, salonlarımızla, havuzlarımızla, semt sahalarımızla, gençlik kamplarımızla, merkezlerimizle tüm Adana'ya da en güçlü şekilde bu hizmet standartını daha yukarılara taşımaya da tüm ekibimizle birlikte devam edeceğiz. Bunların da şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. AK Parti'ye gönül vermiş değerli hanım kardeşlerim, hukuklu davalı AK kadınları, AK gençleri bugün burada 3 aylarda Ega Efendi'nin akabinde bir güzel cuma gününde, güneşli bir Adana gününde burada olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Hepinize sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bereketli topraklarıyla, tarımıyla, turizmiyle, ticaretle
siyasetine yön veren AK Parti hareketini başlattığında bu çağrıya ilk ses veren illerimizden biriydi Adana. İmamoğlu ilçemiz AK Parti'ye katılan ilk belediyelerimizdendi. Biz birlikte inandık, birlikte güçlendik. İnşallah da 2023'te demin de ifade ettiğimiz gibi Adana AK Parti'mizin kalelerinden biri olacak inşallah. Biz bu uğurda gazi milletimiz, şehitlerimizin emaneti, aziz vatanımızı korumak için birçok bedeller ödedik. Kadınlarımız, annelerimiz, gencecik evlatlarımız bedel ödedi. Bunun hesabını eli kanlı terör örgütüne ödettireceğiz inşallah. Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Ve kahraman evlatlarımızdan Allah razı olsun. Biz bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan gazilerimize Allah acil şifalar diliyorum. Değerli şehitlerimiz ve gazilerimizin yakınlarına, ailelerimize sabırlar diliyorum. Bu süreçte siz değerli ana kardeşlerime de AK Parti kadın kollarımıza da büyük görevler düşüyor. İnşallah ilk günkü aşkla AK Parti'ye güç veren, her zaman olduğu gibi yarın iktidara taşıyacak olan kadın kollarımız, Çanakkale ruhuyla, 15 Temmuz ruhuyla, 19 yıldır milletimize, insanlığımıza hizmet verdiniz ki bundan sonra da Türkiye'mize hizmet vereceksiniz inşallah. İşte burada Anadolu'nun kahraman kadınları burada. Aynı zamanda kadınlarımız annelerimiz, kadınlarımız hekimlerimiz, kadınlarımız öğretmenlerimiz, mimarlarımız, mühendislerimiz. Biz Anadolu'yuz. Anadolu sadece biz bu Türkiye'ye, milletimize değil, aynı zamanda Bosnalılara, Filistinlilere, Afrikalılara annelik yapıyorlar. Çünkü AK Parti her zaman mazlumun yolunda olan bir parti. AK Parti güçlerin hukukunu değil, mazlumların hukukunu koruyan bir parti. Milletin hukukunu koruyan bir parti. Şükürler olsun ki her zaman hakkı ve adaleti üstün tutan bir cumhurbaşkanımız var, bir genel başkanımız var. Biz de onun üstünde Türkiye'yi daha iyi noktaya götüreceğiz. Ve inşallah Adana'da sosyal hizmet merkezleri sayımızı da 2021 yılında artıracağız. Yeni sosyal hizmet merkezleri açacağız. Gerek çocuk evlerimizde, huzur evlerimizde, engelli merkezlerimizde, kadın konuk evlerimizde bütün vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Sosyal dayanışma vakıflarımızda bütün muhtaç vatandaşlarımızı destekleyeceğiz. İnşallah sizlerle beraber bu bayrağı daha ileri noktaya taşıyacağız. Ben inanıyorum bu coşkulu, bu güzel birlikteliğimiz, bu kongremiz hayırlara vesile olacak. Ben tekraren görevi devralacak arkadaşlara başarılar diliyorum. Bu çıtayı daha da yüksek bir noktaya getireceklere inanıyorum. Partimizin emektarı, gururumuz, en önemli gücümüz, Sayın Cumhurbaşkanımızın en dirayetli yol arkadaşları, değerli kadın kollarındaki arkadaşlarım, değerli hanımefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. AK kadınlarımızın 15 ilçemizde gerçekleştirdiğimiz programlardan, kongrelerden, atamalardan sonra bugün burada inşallah 2023 yolunda en büyük gücümüz olacak hanımlarımızı belirleyeceğimiz ilk kongremizi gerçekleştiriyoruz. 6. olan Kadın Kolları ilk kongremizin Adana'mıza, kadın kollarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Davos'ta var mıdır derken, dünya beşten büyüktür derken, mazlum ve mağdur coğrafyalarımızdaki o acı içindeki zulüm çeken kardeşlerimize el uzatırken işte buradaki bu AK kadınların gücünden, desteğinden güç aldı. İnşallah bizler her daim Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın, liderimizin arkasında dimdik durmaya devam edeceğiz. Onun bizlere güvenini kara çıkarmayacağız. Bu millete olan hizmet sevdamızla, hizmet aşkımızla durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.